Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Bakara suresi 243-245. Ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Allahu Teala burada bir toplumun ölmesi, öldükten sonra tekrar dirilmesi bununla alakalı durumları bizlere bildiriyor. Şöyle ki: Elem tara ilellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun hazaral maut. Elem tara, görmedin mi? İlellezine, o kimseleri ki, haracu min diyarihim, onlar diyarlarından çıktılar. Ve hum ulufun, binlerce oldukları halde. Hazaral maut, ölüm korkusuyla. Ölüm korkusuyla yurtlarından çıkan o binlerce insanları görmedin mi? Fekale lehumullahu, Allah onlara şöyle demişti: Mutu, ölün. Sümme ahyahum, sonra onları diriltti, onları hayatlandırdı. İnna Allah lezû faddin alennâs, Allah insanlara şüphesiz çok büyük lütuf sahibidir. Velakinne ekseren-nâsi lâ yeşkurun, lakin insanların çoğu şükretmezler. Ve katilu fi sebilillah, ve Allah yolunda savaşın. Ve alemu, bilin ki ennallaha semiun alim, Allah işitendir, bilendir. Men zellezi yukridullaha gardan hasene, kimdir ki Allah'a ödünç versin, güzel bir şekilde ödünç versin. Fe yudaifehu lehu edafen kethira, Allah da ona kat kat karşılığını versin. Yani kim böyle yapmak ister? Vallahu yakbidu ve yapsut, Allah hem kabzeder, hem daraltır, hem de açar, genişlik verir. Ve ileyhi turcaun, ve ona döndürüleceksiniz. Değerli izleyenlerim, burada ayetin ilk kısmında nazara verilen diyarlarından çıkan binlerce kişilik grup ve Allah bunlara ölün diyor. Bunlar ölümü tadıyorlar, ardından bunları diriltiyor. Acaba bu nasıl bir olaydır? Kur'an-ı Kerim'de doğrudan doğruya buna fazla bir açıklık getirilmemiş, ana hatlarıyla ifade edilmiş. Tefsirlere baktığımızda genelde İsrailiyat kaynaklı, işte Allahu Teala İsrailoğullarından işte bir kavmi, sayıları binlerce olduğu halde öldürdü, onları tekrar diriltti. Ayetin zahirine göre böyle açıklamalar yapanlar olmuş. Burada onların kaçma sebebi hazaral mevt, ölümden kaçıyorlardı. Ama ölümden kaçmak onlara ölüm getirdi. Bu kendini gösteriyor. Bu bir savaş olabilir. İstilacı bir kavim onları istila etmek istemiş olabilir. Onlar da doğrudan karşı koyamayıp kaçmayı tercih etmiş olabilirler. Bu hatıra gelen ihtimallerden bir tanesi. Bir başkası ise salgın bir hastalık, veba gibi bir durum söz konusu olabilir. Diyarlarını terk ederler ve bunun neticesinde ölüme maruz kalırlar. Acaba buradaki ölüm gerçek anlamıyla mıdır? Yoksa mesela Türkçe'de de kullanıyoruz. Öldüm, öldüm, dirildim diyoruz. Burada kastettiğimiz mana çok zor anlar yaşadım. Gerçekten ölmek değil ama sanki ölmüş gibi çok zor anlar yaşadığını insan böyle ifade edebiliyor. Bu manada da değerlendirilmiş ve şunu belki ifade etmek mümkün. Bir toplum eğer doğrudan düşman karşısında karşı koyamayacak bir hale gelmişse o toplum adeta ölü toprağı serpilmiş bir toplumdur. Ve adeta ölü bir toplumdur. Ama içlerinden biri veya birileri çıkarlar ve o toplumu tekrar hayatlandırabilirler. O toplum hürriyetine kavuşur. Esaret adeta bir ölümdür. Hürriyet ise yeni bir diriliştir. Bu anlamda ayet-i kerimeyi değerlendirmek mümkün. Ve insanlık tarihine baktığımızda, insanlık tarihinde bunun çok örneklerini görmek mümkündür. İşte tarihte nasıl ki insanlar yaşıyor, belli bir süre sonra ölüyor, ardından yenileri geliyor. Devletler de benzeri bir şekilde, milletler de benzeri bir şekilde.
Tarihte nice böyle devletler, milletler zamanla kaybolmuşlar ama onların yerine başkaları gelmiş. Veya bir toplum bir başka toplum tarafından istila edilmiş. O insanlar o esaret yıllarında adeta ölü bir vaziyette bulunmuşlar ama içlerinden bazılarının çıkmasıyla kendilerine gelmişler ve o kötü durumdan, o ölümden beter durumdan kurtulmuşlar. Böylece oralar tekrar hayatlanmış. Zaten ayet-i kerimenin peşindeki ayette ve gâtilû fî sebîlillâh, Allah yolunda savaşın denilmesi herhalde bu manalara da bir işaret. Ülkemizde 1920'li yıllarda İstiklal Harbi yıllarını düşünecek olursak artık ülkemiz işgal edilmiş durumda. Ve eğer insanımız o zaman canını dişine takarak mücadele etmemiş olsaydı ölü bir toplum haline gelecekti. Ama gerçekten de ecdadımız canını dişine takarak Allah yolunda can vermeyi canına minnet bilerek düşmana karşı koydu ve böylece bir toplum hayatlanmış oldu. Yani hürriyetine kavuştu ve esir olmaktan kurtuldu. Ama bu tarz kararlılık gösteremeyen toplumlar da oluyor. Başka bir milletin istilası altında kalan, başka bir devletin sömürgesi altında kalan devletler, milletler de oluyor. Onların o hali adeta bir ölüm manzarasıdır. İşte Allah-u Teala bir kısım kişiler vasıtasıyla onlara tekrar hayat verebiliyor. Onlara yeniden bir hürriyet, yeniden insaniyete layık bir şekilde yaşamayı nasip edebiliyor. Ve ardından Allah-u Teala men zellezi yukridullaha gardan hasene, kimdir ki Allah'a ödünç versin, karz-ı hasende bulunsun, feyudâifehu lehu edâfen kethîra, Allah da ona kat kat bunun karşılığını versin. Karz-ı hasen ödünç vermek anlamında, yani siz Allah yolunda bir faaliyet gösterdiğinizde, Allah namına bir iş yaptığınızda Allah onu elbette zayi etmeyecektir. Allah onun karşılığını verecektir. İşte bir hadisi kutside Cenab-ı Hak şöyle ifade ediyor, şöyle bildiriyor. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona 10 karış yaklaşırım. Kulum bana bir adım gelirse ben ona 10 adım gelirim. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bu mealde Allah-u Teala yapılan iyiliğin karşılıksız kalmayacağını ifade ediyor. Cenab-ı Hak kulunun minneti altında kalmaz. Allah-u Teala zaten vermek istiyor ve veriyor. Meccanen veriyor, hibe olarak veriyor, vehhaptır, tek taraflı veriyor. Hele kulundan böyle ona yönelik Allah yolunda bir gayret olursa Allah onu elbette mükafatlandıracaktır ve onun karşılığını kat kat verecektir. Dolayısıyla tarih boyunca milletlerin hürriyet mücadelesi, o millette bir diriliş, bir kıpırdanış emaresi olduğunda Allah-u Teala genelde onları muvaffak kılmıştır ve onların teşebbüslerini akim bırakmamıştır ve onlara hürriyet nimetini bahşetmiştir. Ve hele bir insan Allah yolunda malını, Allah yolunda canını verecek olursa elbette Allah ona mükafatını çok daha fazla kat kat ziyadesiyle verecektir. Vallahu yakbidu ve yabsut, Allah hem kabzeder hem de basteder. Yani Allah hem daraltır hem de genişlik verir. Bu insanın mesela kalbinde de var. Kalp bir yandan büzülüyor, ardından açılıyor. Bu büzülme ve açılmalarla hayat devam ediyor. İnsanın hayatında da böyledir. İnsan zaman zaman zorluklarla karşı karşıya kalır, zaman zaman da ferahlık ve rahatlık içerisinde olur. Milletler için de böyledir. Bir millet diyelim ekonomik krize maruz kalır. Bir millet diyelim başka milletlerin, devletlerin istilası altında olur. Ama bu darlık günleri yerini genişliğe bırakabilecektir. Ve Allah-u Teala onların önlerinde bir fereç, bir fütuhat, bir genişlik bahşedecektir. Tarih boyunca bu böyle olmuş.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde Allah'ın dinini insanlara tebliğ ediyor. Ama şartlar son derece ağır, şartlar son derece çetin. O dönemde bazı Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip diyorlar ki, ya Resulallah, bize bu işkenceyi yapanlara niye biz karşı koymuyoruz? Biz hak bir yolda değil miyiz? Ölürsek şehidiz. Daha ne isteriz? Galip gelirsek de daha rahat bir ortama kavuşuruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara sabrı tavsiye ediyor. Ve buyuruyor ki, sizden önceki ümmetlerin başlarına öyle haller geldi ki bazı insanlar demir destelerle biçildiler. Bazıları, vücutları ortadan ikiye ayrıldı. Nice böyle sıkıntılı, zor durumlara maruz kaldılar ama onlar sabrettiler. Merak etmeyin diyor, Allah bize geniş günleri gösterecek. Bu hep böyle devam etmeyecek. Öyle ki işte şuradan şuraya kadar giden, uzak mesafelere giden bir kimse hiçbir endişe duymadan rahatlıkla gidebilecek. O emniyet günleri gelecek. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müjde olarak veriyor. Ama diyor, siz acele ediyorsunuz, sabredin. Demek ki bu işin bir sabır dönemi de var ve bir çile dönemi var. Onun neticesinde innema al usri yusra, hakikati tecelli edecek. Yani zorlukla beraber kolaylık vardır. İnnema al usri yusra, bu tekiden ayet-i kerimede tekrarlanıyor. Dolayısıyla zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Allah-u Teala dert vermişse dermanını da vermiştir. Ölüm dışında bütün dertlerin dermanı bulunmaktadır. Böyle olunca bir millet de diyelim esaret gibi zor günler geçirebilir. Ekonomik kriz gibi çok sıkıntılı günler geçirebilir ve o toplum adeta ölü bir toplum haline gelebilir. Ama o ölümden bir diriliş, o sıkıntılı günlerden bir ferah, bir kurtuluş, bunlar da peşinde gelecektir. Ama herhalde bunun bedelinin de ödenmesi gerekiyor. İstiklal Harbi'nde yüz binlerce insanımız şehitlik makamına yükselmek suretiyle bunun bedelini ödemişlerdir. Ve bunun neticesinde bu vatan hür olarak devam edebilmiştir. Veya daha evvelinde bir Çanakkale'de ülke işgal edilmek istenirken Çanakkale'ye kadar gelen düşman donanması çok büyük bir fedakarlıkla önlenebilmiştir. 253 bin vatan evladı orada canını feda etmiş, adeta göz göre ölüme gitmişler ama onun neticesinde geriye kalanlar hür bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmişlerdir. Tarih boyunca bunun daha çok örnekleri bulunmakta. Allah-u Teala gerçekten bazen daraltıyor, bazen de genişlik meydana getiriyor. Bunlar insanlık aleminde Allah-u Teala'nın tasarrufları. Bize bakan yönüyle ise bize düşeni iyi yapmak gerekiyor. Ve toplumun ıslahı için, toplumun manen hayat bulması için elimizden gelen gayreti göstermek gerekiyor. Bazı insanlar vardır ki bunlar hani etliye sütlüye karışmaz diye tabir edilir. Toplumdaki olaylara karşı duyarsızdır. Toplumda diyelim bir takım bozulmalar, çözülmeler, çürümeler, manevi çürümeler varsa onların pek ilgi alanına girmez. Bunlar kendi hallerinde yaşar. Bir kısım insanlar ise toplumu düzeltmeye gayret gösterir. Ama bazı insanlar da toplumu düzeltmeye çalışanlara engel olmaya çalışırlar. Yani nenize lazım, niye karışıyorsunuz? Yani hem kendileri düzeltmiyorlar hem de düzeltenlere engel olmaya çalışıyorlar. Bu durumda bizlere düşen görev onları aldırmamak ve yolumuzda devam etmek. İnsan hak yolda tek başına da olsa yoluna devam etmesini bilmeli. Yani inanmak bunu gerektiriyor. Yoksa o insanın kendi inancında şüpheye düşmesi gerekir. Ve inanan insan üstündür. Allah-u Teala ve entumul a'levne in kuntum müminin, eğer inanıyorsanız en üstün sizsiniz buyurmakta. İnanan bir insan güçlüdür. İnanan bir insan kuvvetlidir.
ve inanan bir insan bir misyonun sahibidir, bir davanın sahibidir ve o inanan insan Allah'ın dinini neşretmeye çalışır. Böylece ölü bir toplum tekrar dirilebilir. Böylece o ölü toplumun fertleri tekrar hayat bulabilir. Nasıl ki gece vakti olduğunda her taraf karanlıklar içerisinde oluyor ve insanlar uykuda, ama güneşin doğmasıyla yeni bir gün başlıyor ve insanlar uykularından uyanıyorlar ve bir hareketlilik başlıyor, hayat başlıyor ve bir kıpırdama başlıyor. İşte toplumda o kıpırdamanın olması lazım. İslami faaliyetlerin, Allah'ın dinini anlatma faaliyetlerinin olması lazım. Bunun neticesinde o toplum diri bir toplum olacaktır. Dinamikleri olan ve kendi ayakları üzerinde durabilen sağlam bir toplum olacaktır. Ama adam sen de, yani bana ne, sana ne, bu gibi şeyler medarı bahs olacak olursa, bu gibi düşünceler ön plana çıkacak olursa, Allah korusun o toplum ölü toprağa serpilmiş bir toplum haline gelir. Ve o toplumda insanlar ayakta gezen cenazelere döner. Bir faaliyet yok, bir hareket yok ve monoton bir şekilde hayat devam edip gitmekte. Böylesi bir hayat sanki yokluğa yakın olan bir hayattır. Orada bir silkiniş yok, orada bir gayret yok, orada bir faaliyet yok. Böyle olunca da o toplum manen ölü olarak, manen uyuşmuş bir şekilde devam etmeye mecbur kalır. Ama bir kısım insanlar çıkıp da şöyle bir silkinse, şöyle bir kendine gelse ve uyanmış olan bu insanlar diğer insanları da uyarabilse, mesela o zaman hallolacaktır. Ve uyanan insanların sayısı arttıkça diğer insanlar da uyanmaya devam edeceklerdir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler nazara verilirken mübeşşirine ve münzirin, bu peygamberler müjdeleyici peygamberlerdir ve uyarıcı peygamberlerdir. Yani peygamberler hem müjde verirler, Allah'ın rahmetini, rahmetinin tecelligahı olan cenneti nazara verirler, İnsanları bu noktada teşvik ederler, hem de uyarıcı, Allah'ın cezasının büyüklüğünü hatırlatırlar, cehennem azabının dehşetini nazara verirler, Allah'ın emirlerine muhalefet etmenin çok büyük vebal olduğunu hatırlatırlar. Böylece o insanlar, peygamberler, o toplumun dirilişine önderlik ederler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam son peygamberdir. La nebiyye ba'deh, artık ondan sonra peygamber yok. Ancak el ulema verasetül enbiya, yani peygamberlerden sonra alimler var. İşte alimler peygamberlerin varisleridirler. Bu acaba hangi noktada bir miras? İlim noktasında bir miras. Peygamberin getirmiş olduğu esasları tebliğ noktasında bir miras. Nasıl ki peygamberler Allah'ın dinini anlatır, alimler de peygamberlerden aldıkları o manaları diğer insanlara ulaştırırlar. Ve bu gayretler, bu çabalar toplumun manen hayatlanmasına sebebiyet verir. Bir tanesi diyor ki, geçenlerde diyor bir bataklığın oradan geçmiştim. Çok pis kokuyordu. Bugün tekrar oradan geçtiğimde oranın bir gül bahçesine döndüğünü gördüm. Yani bataklık, evet, çok pis kokar. Orada sivrisinekler vardır ve hastalık vardır, berbattır, ama bataklık kurutulabilir. Bataklık kurutulduğunda orası bir gül bahçesine dönüşebilir. Ve orası bir gül bahçesi haline geldiğinde artık orada sivrisineklere yer kalmayacaktır. Bir çiçekten bahsediliyor, lotus adı verilen bir çiçek. Bunlar bataklıkta biterlermiş. Bataklığın normalde çok pis bir kokusu var. İnsanları sersem eden, böyle perişan eden bir kokusu var. Ama lotus çiçeği orada meydana geldiğinde çok enfes bir koku neşrediyor. Kuvvetli bir koku neşrediyor ve bataklığın kokusunu örtüyor. Ve artık orada bataklığın kokusu değil, lotus çiçeğinin kokusu hissediliyor. Ve bu adeta lotus çiçeğinin bataklığa karşı kazanmış olduğu bir zafer şarkısı.
İşte değerli izleyenlerim, toplum içinde bataklık yerler var. Bu bataklık yerler toplumun ölü noktaları adeta. Ama oralarda lotus çiçekleri de çıkabilir. Oralarda güzel faaliyetler gösterilebilir. Diyelim bir ilçeye herhangi bir görevle gelmiş olan bir insan orada belki yüzlerce gencin uyanışına vesile olur ve böylece ölü toprağı serpilmiş olan o bölge bir dirilişe geçer ve o toplum harekete geçer ve o toplum gerçekten manevi bir hayat neşesiyle yoluna çok daha güzel bir şekilde devam eder. Ülke çapında her yerde bu gibi faaliyetler, İslami hizmetler daha canlı bir şekilde yapıldığında toplumun her tarafı hareketli olur, müspet yönde hareketli olur ve böylece bataklıklar kurur. Bataklıkların yerlerini gül bahçeleri alır ve bunun neticesinde ülke ve dünya hatta bir gülistan haline dönebilir. Cenab-ı Hak Allah yolunda gayret gösteren bütün insanları muvaffak eylesin ve Allah bütün insanlara hidayet eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.